Zahirde batında dost dost Gonca gülümsün. Kaldım bir sahrada, netmedi Haydar, netmedi Haydar. Hak yoluna feda feda kıldım bu canı. Gasebeti serde atmadı Haydar. Hak yoluna feda feda kıldım bu canı. Gasebeti serde atmadı Haydar. Okunan Kur'an'da dost dost elhamda sensin. Müminler kalbinde ilhamda sensin, ilhamda sensin. Bu sınıf yâreye dost dost melhem de sensin. Bu yaraya bir el katmalı Haydar. Bu sınıf yâreye dost dost melhem de sensin. Bu yaraya bir el katmalı Haydar. Hüsnü veçile dost dost severim seni. Velayet Mehdi'si gel Kerem Kani, gel Kerem Kani. Ya öldür efendim ya güldür beni. Ya benim dediğim tutmalı Haydar. Ya öldür efendim ya güldür beni. Ya benim dediğim tutmalı Haydar. Reva mıdır didalarım sildirsen, yeter ağlattığın bir dem güldürsen, bir dem güldürsen. Sen efendim ihsan edip geldirsen, bu demde kul borana yetmeli Haydar. Sen efendim ihsan edip geldirsen, bu demde kul borana yetmeli Haydar. İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyicileri. Muharrem Muhabbetleri programıyla bugün de karşınızdayız.
Programımızı sevgili Hüseyin Elmas dedemizin seslendirdiği bir hak nefesiyle açtık. Stüdyo konuğumuz bugün Yalıncak Sultan Derneği Başkanı, bir tarafı Yalıncak Sultan Ocağı'ndan, bir tarafı Ağuçen Ocağı evlatlarından sevgili Hüseyin Elmas dedemiz. Hoş geldiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Hoş bulduk. Bugün Yas-ı Kerbela oruçlarının 12. günü. 12 gün boyunca canlarımız oruç tuttular. Kerbela'da şehit düşen Şah Hüseyin, Zeynep Hanım ve yoldaşları için ve tarihin her döneminde zalimin zulmüne boyun eğmeyen, biat etmeyen, her zaman haktan, adaletten, barıştan yana tavır sergileyen ve bu yolda hak için, hak olan canlarımız için oruçlar tutuldu. Oruç tutan, lokma pay eden cümle canların oruçları kabul olsun, hizmetleri Allah Hak Allah. Divanına yazılsın diyoruz. Bugün Muharrem Muhabbetleri programının sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Kerbela'nın tarihsel sürecini, Kerbela'nın öncesinde neler oldu, Kerbela neden yaşandı, kadim bir inanç olan Aleviliğin, Alevilerin özellikle Kerbela'yı neden bu kadar bir tarihsel olarak önemsediğini ve bir başlangıç olarak kendine gördüğünü konuşacağız. Alevilik aslında kadimden günümüze kadar var olan bir inanç. Kerbela ile birlikte var olmadı ama Kerbela'yı kendisine esas aldı ve o günden bugüne kadar da unutmadı, unutturmadı. Bunların tarihsel süreçlerini konuşacağız ve Aşure'yi konuşacağız. Bugünden sonra canlarımız Aşure lokmalarını kaynatmaya başlayacaklar. Tıpkı Aşure içindeki farklı farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu güzellikleri biz de halklarla birlikte bir arada oluşturmak umudunu her zaman içimizde taşıyoruz. Aşure'nin de Alevilik'teki yerini, önemini ve anlamını konuşacağız. Sevgili dedeme dönmek istiyorum. Dedem, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun, cümlenize aşkın yaz olsun. Öncelikle Eyvallah. Yol TV izleyicileri, Yol TV'nin çalışan emekçileri ve sevgili Dilek Odabaş, cümlenize aşkın yaz olsun. Bizden de aşk olsun. Eyvallah. Dedem. Eyvallah. Kerbela, direkt Kerbela ile ilgili mesajlarınızla başlayalım dedem. Kerbela neden yaşandı? Tarihsel sürecini biraz aktarabilir misiniz bizlere ve izleyicilerimize? Kerbela vakasına giden yol aslında Hazreti Muhammed'in İmam Ali'ye Kadirhum'da verdiği hutbe ile kendi yerine halife tayin etmiş olması. Ancak çeşitli entrikalarla, çeşitli oyunlarla bu sıkıntılı bir süreç olarak yaşandı. Kadirhum denen yerde deve semerlerinin üzerine çıkarak, yüksekçe bir tepecik oluşturup üzerine çıkarak herkesin anlayabileceği, dinleyebileceği ve duyabileceği şekilde ben kimin mevlasıysam Ali onun mevlasıdır. Bundan sonra sizin veliniz Ali olacaktır söylemi ve ilk kutlayan da Ali'yi Ömer olmuştur esasında. Sana ne mutlu ya Ali, peygamberimiz bu yüce görevi sana verdi diye. Ancak Muhammed tabi 622 tarihinde Hakk'a yürümeden önce hasta yatağında yatıyordu. Baktı ki Ali ile ilgili, Ali'nin hilafeti ile ilgili entrikalar olacak. Bunu sezmişti zaten. Hasta yatağında kağıt kalem istedi. Bu vasiyetini yazılı hale dökmek istedi. Ancak başta Kadirhum'da Ali'yi tebrik eden Ömer, Muhammed hastadır, onun yazdıkları ve onun söyledikleri geçerli değildir savıyla bir hilafet tartışması başlattı. Ve Hazreti Muhammed hasta yatağında ve başı da İmam Ali'nin kucağında olmak üzere aile efradı, Ehl-i Beyt çevresinde, ki o zaman İmam Hüseyin 6 yaşında, İmam Hasan 7-8 yaşlarında, dışarıdan topluluklar Hazreti Ali'ye dediler ki bakın hilafet kavgası var, ya Ali gel hakkını savun, peygamberin vasiyetini yerine getir dedi. Ancak İmam Ali Hazreti Muhammed'in kucağında olan başını göstererek koskoca peygamberi bu halde bırakıp hilafet davasına mı gireyim dedi. Nitekim Hazreti Muhammed Hakk'a yürüdü ve bugün Ravza-i Mutahharra denen mezarlıkta toprağa verildi. Toprağa verildiğinde
toprağa sırlandığında sadece aile efradı ve İmam Ali vardı. Zaten Hakk'a yürüme erkanını da İmam Ali yürütmüştü. Ve Hazreti Muhammed'i toprağa verdikten sonra dönüyorlardı. Mezarlığın kapısında Ömer'in başında olduğu güruhla karşılaştı. Toplulukla karşılaştı. Ve İmam Ali onları gördüğünde hiddetli bir şekilde onlara baktı ama hiçbir şey söylemeden. Hatta şöyle bir şey söylenir, dayımdan duymuştum. Ömer, ben Muhammed'den duymuştum. Ne zaman ki Ali'nin göğsündeki kıllar ve saçındaki kıllar örtüsünün dışarısına kadar çıkarsa, yani uçları çıkarsa, bilin ki Ali o kadar hiddetlenmiştir diye. Gerçekten Ali'yi öyle görünce oradan uzaklaştırdılar. Uzaklaştılar, gittiler. Ne oldu? Bu entrikayla Ebu Bekir'i halife yaptılar. Ebu Bekir'den sonra Ömer'i halife yaptılar. Zaten bu işlerin arkasında ve güçlü olarak Ömer var idi. Ömer'den sonra da kısa kısa geçiyorum tabii bunları. Hı. Ömer'den sonra da Osman halife oldu. Osman'ın halifeliği 2 yıl sürmüştü. Osman'ın halifeliği zamanında da Muaviye Şam valisi olmuştu. Şam valisi yapmıştı. Yalnız burada şöyle bir şey var. Osman'ın çok fazla bilgi ve yeteneği yoktu. Çok karizmatik bir lider pozisyonu, konumu da yoktu. İmam Ali'ye bir gün birisi sormuştu. Ya Ali, halife Osman oldu ama Osman bu işi becerebilecek mi? Halifelik sıfatını layıkıyla taşıyabilecek mi? İmam Ali'nin verdiği cevap çok enteresan. Bunu birçok yerde başka konularda da söylerim. Der ki, Osman'ın hayatı mutfak ile tuvalet arasında geçmiştir. Bu Osman'ın sadece yemeği içmeyi düşündüğünü, onun dışında başka bir şeyle ilgisinin olmadığını ve kullanılmaya son derece elverişli olduğunu ortaya koyuyor tabii ki. İşte onun zamanında Şam valisi olan Muaviye, İmam Ali ile hilafet savaşına girdi. Çünkü Osman'ı bir şekilde bir çeşitli entrikalarla ortadan kaldırttı. İşin arkasında aslında Muaviye vardı. Her ne kadar Muaviye'yi masum gösterseler de onda da Muaviye'nin büyük parmağı vardı ve asıl parmağı vardı. Ve onun yerine İmam Ali halife oldu 656 tarihinde. İmam Ali halife olunca Muaviye İmam Ali'yi tanımadı, halifeliğini tanımadı. Ve Şam'da gerek o bölgeyi sömürerek gerekse ekonomik durumunu son derece güçlendirmişti ve artık merkezi devlete, hilafete kafa tutacak noktaya kadar gelmişti. İşte burada hakem olayı dediğimiz bir olay vardır. Amr İbnül As'ın hakemliğinde gene Muaviye'nin entrikasıyla ne yapmıştı? Amr İbnül As demişti ki Muaviye'yi de Ali'yi de hilafetten indirelim. Başka birini, tarafsız birini seçelim dedi. Ve kürsüye çıktığında önce İmam Ali'nin parmağındaki hilafet yüzüğünü ve tacını çıkardı. Nasıl ki Ali'yi hilafetten bu şekilde alıyorum dedi ama Ali'nin parmağındaki merkezi yerin hilafet yüzüğünü ve tacını Muaviye'nin parmağına taktı ve Muaviye'ye tacı giydirdi. Nasıl ki Ali'yi hilafetten azlediyorsam Muaviye'yi halife olarak ilan ediyorum dedi. İşte ondan sonra Muaviye ile Ali arasında büyük savaşlar ve çelişkiler olmaya başladı. Ve Muaviye Şam'da ağırlıklı bir şekilde hüküm sürdürüyordu. Ne oldu peki? Bir şekilde gene Muaviye'nin arkasında olduğu Ali'nin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiği noktasında entrikalar geliştirerek İmam Ali'yi şehit ettirdiler. Her ne kadar mescitte oldu filan diyorlarsa da hayır, mescitte filan da olmadı.
Hatta günümüzde dil değiştirerek camide şehit oldu. Neden? Bakın Alevilerin Şah-ı Merdan'ı ve büyük piri Ali bile camide şehit olduğuna göre Ali de camiye gidiyordu. Siz neden gitmiyorsunuz gibi bir sonuç yaratmak için. Buna ne yazık ki Alevilerin büyük bölümü de inanmıştır, kandırılmıştır açıkçası. Aslında öyle bir şey yoktur. Evin önünde şehit olmuştur İbn-i Mülcelm tarafından. Sonra tabii Ali taraftarları ile Muaviye taraftarları birbirlerine girdiler. Ne oldu? İmam Ali'den sonra elbette ki İmam Ali'nin oğlunun halife olması gerekiyordu. Gene bir şekilde bir oyunla, bir entrikayla geçici olarak, anlaşmalı olarak İmam Hasan'ı halife yaptılar. 6 ay kadar sürmüştü. Ama Muaviye İmam Hasan'ın karısı Cude'ye İmam Hasan'ı zehirleterek İmam Hasan'ı ortadan kaldırdı ve sonra Cude'ye oğlum Yezid'le seni evlendireceğim sözü vermişti. Ancak bir kayığa bindirip Kızıldeniz'in ortasında denize attı Yezid'e götüreceğim seni diye. O zaman şeyi demişti ki Cude, hani Yezid'e götürecektin beni? Ali gibi birinin oğlu, Muhammed gibi birinin torununu bile zehirleyip ortadan kaldıran Cude'ye nasıl güvenirim de Yezid'le oğlum Yezid'le evlendirebilirim diye söyledi. Gel zaman git zaman Hazreti Hasan'ın da şehadeti 672'dir, İmam Ali'nin 661. Artık Muaviye iyice yaşlanmıştı 672'den sonra 680'lere doğru. Kendisi hayattayken gece gündüz sabah akşam rahle üzerinde Kur'an okumakta olan Yezid'i kendi sağlığında halife ilan etmişti. Nasıl ki halifelik tacını Yezid'in başına geçirip halifelik yüzüğünü parmağına takınca ve resmen ilan edince, kayıt altına alınca Yezid Kur'an'ı kaldırıp atmıştır, sana ihtiyacım kalmadı diye. Ve Yezid'e şu vasiyette bulundu. Ali ile Hasan'ın işini ben bitirdim, Hüseyin'in işini de sen bitireceksin. Sen bitirmelisin. Aksi halde Hüseyin'i sevenler, Ali'yi sevenler, Ehl-i Beyt'i sevenler Hüseyin'in arkasında birleşerek bir gün seni, tacını, tahtını devirerek senin yerine geçerler dedi. Oysa Hazreti Hüseyin'in, İmam Hüseyin'in hilafet diye bir derdi yoktu. Çünkü zaten Muaviye ile birlikte de din politikleştirilerek cihatçı, işgalci, ganimetçi, fetihçi bir niteliğe büründürülmüştü. Ve onun üzerinden ülkeler işgal edilerek rant elde ediliyordu. Hattı zatında Kerbela vakasının arkasında esasında Yezid taraftarlarının ve Muaviye'nin tesis ettiği hilafetin bir gün Hüseyin güçlenir ve arkasına toplulukları alır, hilafetimizi yıkar derdi vardır. Oysa İmam Hüseyin'in hilafet derdi, devlet yönetmek derdi diye bir şey yoktur. Buraya girmişken Eba Müslüm'ün İmam Ali Rıza'ya, bazı kaynaklarda İmam Musa-i Kazım der, Abbasi devletini kurmadan önce devlet başkanlığını yani hilafeti onlara teklif ettiği, onların İmam Ali Rıza da olabilir, İmam Musa-i Kazım, çünkü çelişkili bilgiler var. Hilafet hiçbir zaman, hilafet hep bize kan ve gözyaşı getirmiştir deyip reddetmişler, kabul etmemiştir. Onun için Alevilerin iktidar olmak gibi bir derdi olmamıştır. İktidar olmadıkları için de Alevilik kirlenmemiştir bugüne kadar. Böyle gelip geçip gelmiştir. Peki, şimdi Kerbela'nın tarihsel sürecinden bahsettiniz, anlattınız. Bunu biz bir önceki, daha önce yaptığımız programlarda da konuştuk dedem. Harabi şu dörtlükle anlatmış Aleviliği. Daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakk'a hiçbir layık mekan yok iken hanemize aldık, mihman eyledik demiş. Kendisinin henüz ismi yok idi, ismi şöyle dursun, cismi yok idi, hiçbir kıyafeti, resmi yok idi, şekil verip tıpkı insan eyledik.
Yani bu şekilde anlatıp ta kadimden bugüne kadar var olduğunu aslında işte bu deyişlerimizde aşıklarımız, dervişlerimiz, yol önderlerimiz söylemiş. Kerbela evet gerçekten zulmün ve vahşetin yaşandığı bir yer. Alevilik için de çok önemli. Ama Alevilik Kerbela'dan sonra başlamadı. Yani böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Buraya burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Hani neden Aleviler Kerbela'ya bu kadar sahip çıktılar? Aslında Alevilik Kerbela'yla başlamadı ama orada bir şey vardı. Aleviler onunla, o yüzden Kerbela'yı bu kadar sahiplenip bunca yılda unutturmadılar. Neydi o Kerbela'nın önemi Aleviler için? Bir kere deyişlerimizde vardır. Kün deyincedir. Hı hı. Kün ol demektir. Kainatın yaşının 13,5 milyar yıl olduğu söylenir. Dünyanın yaşının da 7 milyar yıl olduğu bilinir, söylenir. Bilim adamları anlatırlar. Dünyanın soğuma sürecinin 3-3,5 milyar yıl sürdüğü, 3-3,5 milyar yıldan sonra soğuma süreci, milyonlarca yıl süren soğuma sürecinden sonra canlıların ortaya çıktığı ve tezahür ettiği anlatılır. Dolayısıyla gene Hazreti Muhammed'in bir sözünden de giderek söyleyebiliriz. Ali bütün peygamberlerle gizli geldi, benimle aşikar oldu dediğiniz zaman zaten semavi dinlerin anlattığı peygamberler tarihine göre de ilk peygamber zamanında bile Ali var idi. O halde Alevilik Ali'nin var olduğu süreden günümüze kadar sürüp gelmektedir. Şimdi Kerbela olayındaki önem şudur. Dünyada tarihin birçok diliminde katliamlar ve zulümler olmuştur. Hala da ola gelmektedir. Birçok mazlum toplumlar katliama maruz kalmıştır. Dünyada katliama ve zulme en çok uğrayanlar da Aleviler olmuştur. Emevi, Abbasi, Osmanlı ve yakın tarihimizde Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Ortaca, Madımak, Gazi, Gezi en büyük zulüm ve katliam da Kerbela'dır. Ve dünya durdukça da anılacaktır. Hakkın ve mazlumların simgesi olmuştur Kerbela vakası. Kerbela davasına en çok Aleviler sahip çıkıyorlar. Neden? İmam Hüseyin ile, İmam Ali ile, 12 imam ile Aleviler arasında çok güçlü bir bağ vardır. Çünkü onlar hakkın temsilcisi ve hak için mücadele vermişlerdir. Çünkü onlar mazlumların yanında yer almıştır. Çünkü onlar zulme uğrayanların yanında yer almıştır. Onların davasını sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla Aleviler başta İmam Hüseyin olmak üzere hak için mücadele eden, haklının yanında yer alan ve zulme baş eğmemiş olmalarından dolayı Aleviler yoğun bir şekilde içselleştirmişlerdir. Ve hatta öyle bir noktaya gelinmiştir ki Aleviler artık kendi ocak uluları, ocak pirlerini 12 imamlarla özdeşleşmişlerdir ve onların soyundan geldiğine inanılır. Ocak ulularının 12 imam soyundan olması ve buna inanılması İmam Hüseyin'i ve 12 imamları ne kadar içselleştirdikleri ve ne kadar sahip çıktıkları anlamını da taşımaktadır. Şimdi burada elbette ki bugüne kadar inanılan şeydir. Ocak kurucuları 12 imamların ve İmam Ali'nin ve İmam Hüseyin'in ve İmam Zeynel'in soyundan gelmiştir denir. Tabii bu konuda tartışmalar da vardır ama biz daha çok İmam Hüseyin'in ve İmam Zeynel'in soyundan geldiklerine de inanırız. Bir kere Ocakzade olarak bunu söylemek durumundayız. Yalnız İmam Hüseyin'le ilgili yapılan tartışmalar ne yazık ki içimizde bazen amacını ve haddini aşan noktalara kadar geliyor, gelmektedir. İçimizde bazı canlarımız, dostlarımız geçmişte farklı şeyler söylerken bugün gündemlerinde neredeyse Kerbela olayını ve 12 imamları ve ocakları tasfiye etmek gibi bir muratları, bir amaçları olduğunu da görüyoruz. Bu çok sayıda değildir. Ama
Bu canlarımız gerçekten bir mücadelenin de içerisindeler. Bunu da takdirle karşılıyorum ve saygı da duyuyorum. Ancak bu canlarımıza sorduğumuz zaman Hüseyin'i duruşu benimsiyor musun? Elbette ki ben Hüseyin'i duruş koyuyorum ortaya diyor. Ama Hüseyin'i duruşu simgeleyen en önemli olay, en büyük olay ve tarihteki en büyük olay Kerbela vakası. Kerbela vakasını öteleyip Hüseyin'i duruşu ben ortaya koyuyorum dediğin zaman olmaz mı? Çelişkili o zaman oluyor burada Kerbela ortaya. Vakasını da kabul edeceksiniz, özümseyeceksiniz. Hüseyin'i duruşun simgesidir çünkü Kerbela vakası. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler dedem. Sizden bir duaz dinleyelim. Eyvallah. Duaz imam. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Aşk ile canlar. Kudret kandilinde parlayıp duran Muhammed Ali'nin nurudur vallah. Zuhura gelip de küffarı kıran elinde Zülfikar Ali'dir billah. Elinde Zülfikar Ali'dir billah. Elinde Zülfikar Ali, altında düldül, önünce kan beri dilleri bülbül. Hazreti Fatıma cennette bir gül, onu Ali'ye verdi Hak Habibullah. Onu Ali'ye verdi Hak Habibullah. Zuhura geldiler Hasan'la Hüseyin, onların nurundan ziyalandı din. Kırklarla buluştu Zeynel Abidin, tutarız yasını hasbeten lillah. Tutarız yasını hasbeten lillah. Muhammed Bakır'dan Cafer-i Sadık, Şah-ı Musa Kazım Rıza'ya vardı. Tarikat aşkıyla cismimiz yuduk, Hak dedi müminin kalbi Beytullah. Hak dedi müminin kalbi Beytullah. Ta ki naki 12 imamın canı, Hasan-ül Askeri Cem'in sultanı. Elinde hücceti sahip zamanı, Sıdk ile dileriz gönderir Allah. Sıdk ile dileriz gönderir Allah. Can Hatay'ım niyazım var üstaza, elinde Zülfikar hem ehli kaza. Bin bir dondan baş gün isterdi Mürtaza, bir mürşit belinden geldik eyvallah. Bir mürşit belinden geldik eyvallah. Bir mürşit belinden geldik eyvallah. Allah Allah. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz dedem. Şimdi Kerbela'nın tarihsel sürecini konuştuk. Aleviler için neden bu kadar önemli olduğunu, Aleviler için neden bu kadar önemli olduğunu konuştuk. Günümüze geldiğimizde de aslında dedem her yer Kerbela. Zulüm artık tüm halkların üzerine kara bulut gibi çökmüş durumda. Günümüzün Kerbelaları nelerdir ve Aleviler Kerbela'dan bugüne kadar nasıl bir yol izledi? Sözü size bırakayım. Çok önemli bir konu elbette ki ve
demin de söylediğiniz gibi Alevilik 1500 yıllık, 2000 yıllık bir tarihe sahip değildir. Alevilik, madem ki hak davasının savunucusu, madem ki zulme uğrayanların savunucusu, dünya kurulalı bu yana topluluklar, mazlumlar, zalimlerin zulümleri altında inlemişlerdir. Kırılmalar yaşamıştır, can kırılmaları ve bunları savunan, yoksulları savunan, emekçileri savunan, zulme uğrayanları savunan kim olursa olsun onları biz kendimizden sayarız, Alevi sayarız. Alevilik tarihte, yakın tarihte Kerbela'dan bu yana alıp getirecek olursak birkaç defa kırılma noktası yaşamıştır. Sadece can kırılmasından söz etmiyorum. Kerbela vakasında 73 şehit ve bazı dostlar da bizim inancımızda olmayan diyelim Kerbela vakasını böyle sanki bir hilafet davasıymış gibi göstermeye çalışıp Kerbela vakasını küçültmeye çalışan kesimler, özellikle tarikatlar mevcut işte. Peki bazı kaynaklar 30 bin kişidir ama 3 bin kişiyle 30 bin kişi arasında Yezid ordusu. Yezid ordusunun karşısına 15 tanesi kadın ve çocuk olmak üzere 85 kişiyle çıkmak, 30 bin kişilik hatta 3 bin kişi dahi olsa 85 kişiyle bunların karşısına çıkıp da savaş vermek ve kazanmak, bu düşünülecek bir şey midir? İmam Hüseyin'e Küfe'den haber salınmıştı. Çünkü artık Medine'de yaşadığı bölgede Yezid'den ona sürekli giden biat et, biat et, biat et baskıları ve telkinlerini artık dayanamamıştır. Ve bir şekilde burayı terk etmesi gerektiğini, bu zulümden kurtulması gerektiğini düşünmüştür. Türkistan bölgesinden kendisine haber gelmiştir. Gel, biz seni koruyalım burada diye. Ancak daha yakın olan, daha yakın dediğimizde Medine'den Küfe'ye 1477 kilometre. Küfe'den, hani derler ya 70 bin Küfe askeri, öyle değil. Küfe'nin o günkü nüfusu başkentti ve o günkü koşullarda nüfusun yoğunluğuna göre 70 bin kişi çok büyük bir rakam. 70 bin kişi nüfusu olan Küfe şehrine çağırdılar. İmam Hüseyin kendi amcasının oğlu Müslüm Akil'i Küfe'ye gönderdi. Oradaki durumu görsün diye. Çünkü Horasan bölgesi çok uzaktı. Oraya gidene kadar bir şekilde yolunu çevirirlerdi ve bir şekilde gene yok ederlerdi endişesiyle. Daha yakın olan, o da yakınlık dediğim gibi 1477 kilometre. Madem ki Küfe'den de böyle bir haber geldi, Müslüm Akil'i oraya gönderip orada durumun ne olduğunu tespit edip kendisine haber göndermesini istedi. Ancak Yezid ajanları tabii ki boş durmuyorlardı. Müslüm Akil'in oraya gittiğini gördüler ve Müslüm Akil'in iki çocuğuyla Müslüm Akil'i orada şehit ettiler. İmam Hüseyin bu haberi alınca Küfe'den dönüp Kerbela'ya doğru dönmek zorunda kaldı. Kerbela vakası Alevilik tarihindeki en büyük kırılma noktasıdır. Ne bakımdan? Bir, İmam Hüseyin'in haklı davasını hak için mücadele veren, gerek emekçi sınıflar olur, gerek mazlum milletler olur, kim olursa olsun, bu hak davasını onların korkusuzca, canları pahasına dahi olsa mücadele etmeleri gerektiği konusunda büyük bir örnektir, büyük bir referanstır. Peki, Kerbela ile birlikte Alevilik nasıl bir kırılma noktası yaşadı? Ve kesin bir şekilde ayrılarak zulme uğrayan kesimler ve zulmedenler, iktidarlar, egemen güçler. Artık bundan sonra Aleviler için ve diğer milletler için, diğer mazlumların yanında yer alan kesimler için bir direnişin de başlangıcıdır aslında.
Ve artık İmam Hüseyin'i sevenler, Aleviler artık o coğrafyada rahat edemeyeceklerdi. Nitekim Emevi Devleti de Yezid'den sonra ağırlıklı bir şekilde bu kesimlere zulmetmeye başladı. Çünkü bu kesimlerde İmam Hüseyin'i sevenlerde büyük bir infial doğmuştu. Aslında Hazreti Hüseyin katledildiği zaman, şehit edildiği zaman başı kesilerek Yezid'in sarayına getirilmişti. Yezid'in sarayında bir tepsi içerisinde Yezid'in önünde bir sehpa üzerine konmuştu. Yezid de elinde kamçıyla onunla oynuyordu. Dişlerini şey yapıyordu. Hani şey diyordu, ey Hüseyin, hani sen peygamber torunuydun, Ali'nin oğluydun ama ben seni yendim ve seni ortadan kaldırdım. Demek ki sende bir şey yok gibi bir şey yapıyordu. O esnada Bizans'tan bir elçi gitmişti Yezid'e, devletler arasındaki o hukuk ilişki çerçevesinde. Gittiğinde Yezid'in makamında bir kanlı baş gördü tepsi üzerinde. Döndü Yezid'e, kimdir bu ey Yezid? Bu dedi kibirli bir şekilde. Muhammed'in torunu Ali'nin oğlu Hüseyin. Deyince adamın başından aşağı elçinin kaynar sular döküldü. Ve şöyle dedi. Siz peygamberiniz olan Muhammed'den şefaat umuyorsunuz Müslüman olarak. Bizim peygamberimiz İsa'nın eşeğinin nalını bile biz kutsarız dedi. Ve gerçekten de bugün hala bir müzede bir yerde sergilenir. İsa'nın bindiği eşeğin nalını bir fanus içerisinde sergilemişlerdir ve kutsarlar, ziyaret ederler. Biz kendi peygamberimizin eşeğinin nalını bile bu kadar kutsarken siz şefaat beklediğiniz peygamberin torununu, Ali gibi birinin oğlunu ve Hüseyin gibi birini katlettiniz. Buna nasıl cüret ettiniz, nasıl yaptınız bunu deyip sarayı terk eder, geri döner ülkesine. Peki ne oldu? Emevi devleti güçlü bir şekilde şey yaptı, hüküm sürmeye başladı. 750 tarihine kadar, 750 tarihinde Horasan'dan Eba Müslüm, o da Ehl-i Beyt soyundandır, Seyit'tir. Ordu toplayarak geldi, Emevi Devleti'ni 750 tarihinde yıktı. Yerine aslında o gün demin söylediğim gibi İmam Musa-i Kazım veya İmam Ali Rıza, devlet başkanlığını, hilafeti bunlardan birine teklif etti. İşte demin dediğim, bize hep kan ve gözyaşı getirmiştir deyip reddetmişlerdir. Peki sonra ne oldu? Abbasi Devleti'nin başına gene İmam Ali'nin ve Hazreti Muhammed'in amcası Abbas soyundan İmam İbrahim diye birini atadı. O da 6 yıl yaşadı, çok yaşlıydı zaten. Onun yerine gelenler, o soydan olanlar, Emevilerin zulmünü aratmadılar ve bir yıl sonra da zaten Eba Müslüm'ü ortadan kaldırdılar. Aynı şeyle devleti kurmuş ve onlara bırakmış olan Eba Müslüm'ü kendi asker toplayıp kendi iktidarlarını sonlandıracağını ve kendilerini öldüreceklerini ikna edenler o zamanki halifeye ve Eba Müslüm'ü saraya davet ederek katlettiler. Aslında kendi iktidarına tehdit oluşturabilecek herkesi ortadan kaldırabilecek evet. kadar zalim, antidemokratik bir ortam Tabii. var. Ve acıma duygusu yok. Yeter ki iktidarlar tabii. sürsün mantığıyla. Aslında bugünden çok da farkı yok gibi dedem. Gayet bugüne tabii, baktığımız zaman. Ve o dönem Harun Reşit zamanında İmam Ali Rıza Küfe'ye gitmişti. Başkent Küfe'ydi. Çok uzatmayayım, hemen kısaca geçeyim. Evet, yavaş yavaş da Küfe'ye sonra doğru gittiğinde, geliyoruz. Aşure'yi de biraz konuşalım. Evet, Küfe'ye gittiğinde şey yapmıştı. Bir uğultu duydu. Kendisi de karşıladı, saygıda gösterdi. Sarayında da ağırladı. Sonra bir baktı dışarıda bir uğultu var. Sordu, nedir bu uğultu? Dediler ki İmam Ali Rıza'nın peşine takılmışlar. Büyük mescide doğru gidiyor halk. Öyle deyince durdurun hemen, durdurun dedi. Bir gün anlamı şudur. Bu yoğun topluluk İmam Ali Rıza'nın arkasında yer alır ve bir gün gene benim tacımı tahtımı elimden alırlar endişesiyle. Ve İmam Ali Rıza 3000 kişilik
aile efradı ve sevenleriyle birlikte Horasan bölgesine göç etmek zorunda kalmıştır. Bu olumlu anlamda bir kırılma noktasıdır. Aksi halde eğer İmam Ali Rıza o dönem katledilmiş olsaydı birçok şey belki bitmişti. Ve belki de Anadolu'ya gelen ve Anadolu'da kurumsallaşan ocakların ve ocak pirlerinin ve ocaklara bağlı talip topluluklarının bu yolu erkanı sürdürebilmenin de bir vesilesi olmuştur diye düşünüyorum. Eyvallah. Tabii Osmanlı zamanında çeşitli kırılmalar yaşanmıştır. Çaldıran Savaşı olmuştur. Kalender Çelebi 1528 yılında katliamı olmuştur. 1826'dan önce Celali isyanları, Şahkulu isyanları ve hep katliamlarla ve hep kırılmalarla sonuçlanmıştır. En son 1826'da 2. Mahmut döneminde 5000 tane Alevi Bektaşi tekkesi, türbesi yıktırılarak birçoğunun da başı merkezi yerlerdeki dergahların ve tekkelerin başına da Nakşibendi şeyhleri tayin edilmiş. 5500 tane de Alevi dedesi, Bektaşi babası katledilerek devlet tamamen Nakşibendi şeyhliği, Nakşibendi mezhebi üzerinden Nakşibendilik bir devlet mezhebi, devlet dini haline getirilerek baskı amacı olarak kullanılmıştır. Ve günümüzde de sürdürülüp gidiyor. Eyvallah. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah. Programımızın sonuna geldik. Son olarak aşure ile ilgili birkaç cümlenizi alıp programı bir nefesinizle kapatacağız dedem. Son 2-3 dakikamız var. İrdelediğimizde, incelediğimizde aslında aşurenin çeşitli zamanlarda işte Nuh peygamberin tufandan kurtuluşunun sevinciyle de pişirilen, Eyüp peygamberin dertlerinden kurtulması ve iyileşmesi döneminde de gene pişirilip neşe içerisinde yenen, başka peygamberlerin hayatlarında da var bu, buna benzer şeyler. Sadece peygamberlerin değil, başka topluluklarda da aşurenin pişirildiğine şahit oluyoruz. Belki bir etkileşimdir, belki aynı coğrafyada yaşandığı için toplumlar, topluluklar geleneklerini etkilenmiştir, geleneklerinden etkilenmişlerdir. Yalnız o güne kadar bir anlamda sevinç için, kutlamak için pişirilen aşure, Kerbela vakası ile birlikte Aleviler için yas lokması haline dönüşmüştür. Ve 12 çeşit meyvenin karışımıyla, meyve veya işte diğer materyallerin karışımıyla, bu da 12 imamı temsil eder. Ve bizde yas lokması olarak pişirilir ve 12 imamlarda yenir. Biz de İmam Hüseyin aşkına, 12 imamlar aşkına pişirilen ve lokma olarak yenen yas lokmasıdır. Eyvallah dedem. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Estağfurullah. Sevgili Yol TV izleyicileri, Muharrem Muhabbetleri programının sonuna geldik. 12 gün boyunca oruç tutan, lokma pay eden cümle canların oruçları, lokmaları hak katında kabul olsun. Bizler Kerbela için her daim üzülmeye, Kerbela için her daim yas tutmaya devam edeceğiz. Ama Kerbela için de her daim direnmeye de devam edeceğiz. Kerbela'dan günümüze kalan en büyük miras zulme karşı direniş mirasıdır. Kerbela'da korkuyu, adaletsizliği, orada yaşanan bütün kötülükleri geride bırakarak dünyanın daha iyi bir yer olması için, barışın, adaletin, hakkın, özgürlüğün sağlanabilmesi için o günden bugüne kadar süregelen bir mücadele var. Aleviler de hem kendi içinde hem de Alevilerin dostlarıyla zulüm kime karşı uygulanıyorsa, nereden geliyorsa gelsin her zaman zulmün karşısında mazlumun yanında durmuşlardır. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülke, bu dünya bütün halklarla birlikte güzel. Bugünden itibaren
itibaren aşure kazanlarımız kaynayacak. Dedemin de belirttiği gibi 12 farklı çeşit meyvenin, bakliyatın bir arada aslında ne kadar büyük bir güzellik yarattığını görüyoruz aşure içinde. Dünyada da tıpkı aşure gibi halklar bir arada farklılıklarıyla çok büyük zenginlikler ve güzellikler yaratıyor. Bu dünyada barış hakim olana kadar, tüm dünyada güzellikler, iyilikler hakim olana kadar hep birlikte yan yana, omuz omuza tüm halklarla mücadele etmeye devam etmek gerekiyor. Hepinize saygıyla selamlıyoruz. Muharrem Muhabbetleri programının burada sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Yolun Nabzı programıyla tekrar karşınızda olacağız. Programımızı şimdi Hüseyin Elmas dedemizin bir hak kelamıyla bitireceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kerbela aşkına, İmam Hüseyin aşkına ve Kerbela'dan günümüze yaşanan başka Kerbelalar, Koçgiri, Dersim, Elbistan, Maraş, Sivas, Çorum, 93, Madımak, Gazi, Gezi, bunların her birisi Kerbela vakasını aratmayacak büyük zulümler ve büyük can kırılmalarıdır. Dolayısıyla Kerbela günümüze de süre gelmekte, sürmekte, devam etmektedir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl olabilir? Alevilerin, Aleviliğin davasının yanında yer alan başka kesimlerin, başka inançlarda olsun, başka etnik kimliklerde olsun, mazlumlardan yana olan, hak davası peşinde olan bütün canların bir arada olup birlikte mücadelesiyle ancak Kerbelaları sonlandırabiliriz. Bunun için bütün canlardan isteğimiz birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde yeni Kerbelaların yaşanmaması için. Eyvallah. Eyvallah dedem. Nefesinize, yüreğinize sağlık. Cemlerimizde deyişler, duazlar ve mersiye. Mersiye İmam Hüseyin aşkına söylenen ağıtlardır. Dolayısıyla 12 imamlarda mersiye söylenmeden olması mümkün değildir elbette. Eyvallah Hüseyin aşkına. Medet mürvet Şah-ı Merdan el aman, neden olmaz şu sinemin yarası? Oylum oylum ciğerime yer etti mazlum İmam Hüseyin'in yarası. Oylum oylum ciğerime yer etti mazlum İmam Hüseyin'in yarası. Gezer mazlum mazlum sancak elinde, atasının zülfikarı belinde. Şehit düştü Kerbela'nın çölünde mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. Şehit düştü Kerbela'nın çölünde mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. Mazlumlar ağlaşır yanar tutuşur, bülbüller de hazin hazin ötüşür. Şehitlerin derdi bize yetişir mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. Şehitlerin derdi bize yetişir mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım.
Arşa çıkar Alekber'in arası, akar kanı sızılaşır yarası. İmam Hüseyin'in ciğer paresi, mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. İmam Hüseyin'in ciğer paresi, mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. Sefil bilgin yine arttı efkarım, göklere dayandı feryadım ahım. Her daim ağlarım yoktur kararım, mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım. Her daim ağlarım yoktur kararım, mazlum İmam Hüseyin'e ağlarım.